Beşiktaş'la ilgili Foto Maç gazetesi dikkat dikkat başlığı atmış bugün sayfasında. Kartal'ın ligdeki kaderini belirleyecek süreç başlıyor. Beşiktaş üst üste 5 önemli maça çıkacak. Bunların ikisi derbi olacak. Üstelik 3 maçı deplasmanda oynayacak. Kartal'da önemli isimler de ceza sınırında. Demiş Gökhan Gönül bu hafta cezalı olacak. Kartal'ın zorlu maçları öncesi önemli oyuncuları sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'in vazgeçilmez isimleri Burak Atiba ve Caner Erkin kart sınırında. Bu oyuncuların yanı sıra hamle oyuncusu olarak değerlendirilen Umut Nayır da aynı durumda. Gökhan Gönül, Antep maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu arada e, bir kez daha Sayın Ahmet Nurçebi'ye geçmiş olsun evet. diyelim. E, kolunu kırdı, Allah beterinden sakladı. E, geçmiş olsun. Evet, başkan kadın basketbol takımının galiba maçını izlerken bir talihsiz kaza yaşamış. Büyük geçmiş olsun diyelim. Çünkü yaş var Allah korusun yani. Kötü bir şey olabilirdi. Gelmiş geçmiş olsun diyelim. Şimdi bak Beşiktaş'ın insanlar çok seviyor. Çok kolay böyle tavan yaptırıyorlar. Çok da kolay yere batırıyorlar. Bir yandan Beşiktaş'ın da önümüzdeki 5 haftalık maç serisi varsa ekranlara getirelim. Yönetmenimiz Seval'den rica edelim. Başakşehir Beşiktaş mücadelesi var. Başakşehir Alanya, Galatasaray, Trabzon, Ankara gücü. Evet. Ankara gücü. İç sahada Trabzon var. Deplasmanda Başakşehir var. Ankara gücü ile e, Galatasaray deplasman Ankara gücü İstanbul'da. Evet. Yani bak Beşiktaş'ın böyle beş maç işte asarız keseriz deme durumu yok şu an. Beşiktaş şu anda Ama an ben önce... bir hareket gördüm son maçta. Ben abartmıyorum. Şimdi bak Abdullah Avcı kötü sonuçlar alırken yani 7 maçta bir galibiyet. Bu medyada Beşiktaş yazanların %90'ı bu ekranlarda konuşan %90 söyle diyordu. Ya hoca ne yapsın ya takım işte diğer bir kötü bilmem ne kötü. Ben de şunu söylüyordum. Bu takım bu kadar kötü değil. Bu takım hoca takımın kimyasını bozdu. Ya aynı takım ne değişti? Aynı takım 2'de 2 yattı. Bir Sergin Hoca lazımmış takımın başında. Abdullah Hoca dışında kim olsa olurdu. Abdullah Hoca kimyasını bozdu takım. Sabah gidiyorsun pazartesi. Ceyda gel buraya. Ceyda bak bu senin kişisel hissesiklerin. Bunları dinle bak şu kadar şu kadar saniye top kapmışsın. Bu kadar saniye topu kaptırmışsın. Şu kadar pas atmışsın hatalı. Kafa allak bullak. Çarşamba toplanın takımsal istatistikler. Arkadaşlar bugün şu kadar pas yaptık, bu kadar yan pas yaptık. Kalecimiz ayağına bu kadar top değdi. Rakip sağda bu kadar oynadı falan filan. Adamın Rakamlara hakkında... mı bu oldu? Tabii canım adamların hakkında. Ben bunu futbolculardan dinledim defalarca. Üçüncü haftadan beri söylüyorum. Ahmet Kavalcı'nın kulağına Antep maçı dedim ki bak küme düşersiniz. Bu hoca bu kafayla devam ederse küme düşersiniz dedim. Ne oldu? Sergen'in de sihirli değnek mi var? Aynı diye bir, aynı lens, aynı Adem, aynı Burak. Çıkın futbol oynayın dedi kardeşim. Çıkın futbol oynayın bu kadar. Ha Boateng diye bir adam var. Gomez gibi olabilir. Çok Gomez. benzettiler. Ben de Hatta vuruşunda Talişka'ya yani golünü de Talişka golüne benzetenler de oldu. Bir defa ben ona hani Ganalı olsa da Alman gözüyle bakarım. Çünkü o disipline. o disipline sahip bir adam. Background'unda arızalar var. Boşta kalmış bedelsiz kiralıklar var, bir sene boşta kalması var falan filan. Eğer oynamaya geldiyse ki görüntü öyle, Gomez gibi, efsane olur. Çünkü o görüntüyü verdi. Bu sanal mı değil mi ben erken uçmam. Bakacağız göreceğiz. Ama eğer oynamaya gelmişse, Sergen Hoca da bunu fark etmiş. Bakın hoca farkını anlatmak için güzel bir örnekti Boateng. Ceyda, Şenol Güneş olsa Beşiktaş'ta Boateng var ya... ...sezon sonunda sonundan ikinci maç kadroya girerdi. <laughs> sonundan ikinci maç... Evet, hoca, Şenol Hoca'nın öyle bir hoca şeyi söylerdi. var. Hoca derdi: ben buraya bu takımla geldim. Tabii. Öyle bir şey yok, hemen gelip takıma gel O gireyim. Gördük bunu. Yani. Örneklerini yaşadık. Abdullah Hoca olsa, Debeşo'yu 8 hafta oynatmadı. Yine bir kupa yapar, 3 tane lig yapar yapmaz... derdi kılan Boateng'i iyi aldınız, o hale getirdi... Şunu söylüyorum. Eve alınan elma, armut, meyve, sebze önemli. Evdeki kadın da önemli kardeşim. O yemeği yapabiliyor mu? O meyveyi çürütüyor mu? Sen Hoca o yemeği yaptı. Yapıyor. Ya bu otentli bir adam gelmiş. Adam oynamaya aç. Antrenmanda baktın. Biraz hazır. 10 dakika oynat. 90 dakika oynatma. 8 hafta bekletme adamı. Ki golle başlamak da çok önemlidir Turgay. Sen doğru yaparsan Allah da yardım eder. Ha, diyor ki sorsan şimdi Abdullah Hoca olsa bu otenk yok bu hafta. Niye? Hazır değil. Herkes de inan hazır değil. Hoca öyle diyor ya. Yani evet ben de şaşırmıştım ilk haftadan sonradan da oyuna girse. Hani belki bu hafta oynamaya süre almayabilirdi ama hepimizi şaşırttı. Metin Açık Fenerbahçe'nin eski başkanı. O zaman Fotospor'un yazı işlerini duruyor. Feyyaz'ı aldığında bana dedi ki Feyyaz dedi ne diyorsun biz de oynar mı? Dedim ki aldığınız ilk maçta sahaya sürersen bir de gol atarsa 40 yıllık Fenerli gibi oynar. Aa bu Beşiktaş'tan geldi şimdi at alırız gol kaçırır bilmem ne olur sıkıntı olur falan diye bekletirsen bir cacık olmaz. Beklettiler bir cacık olmadı gitti. Futbolcuyu kalitesine güveniyorsan aldığın gün denize atacaksın. Yüzebiliyorsa yüzecek yüzemiyorsa koyacaksın kenara. İşte Boateng öyle Gomez öyle oldu. Yani burada Sergen'i kutluyorum Sergen Yalçın'ı. Ubud'a da şans verdi. Herkes şans veriyor. Kardeşim gösterin kendinizi. Mesela Burak çıkarken bozuluyor. Burak bozulma. Bak bozulma. Golünü atmışsın. Takım kazanmış. Çıkacaksın tabii kardeşim. Arkanda bekleyen de oynayacak. Yarın sen sakatlanınca kim oynatacak adam orada? Tabii. Hazır her futbolcu hazır halde beklemek. Hazır beklemeye. tutması lazım. Zaten senin kadro derinliğin yok. O yüzden Beşiktaş'ın böyle bakamazsın. Maç maç bakacaksın. Bu hafta Başakşehir'i yenecektir Beşiktaş. Beşiktaş Başakşehir'i yenecektir. Yendikten sonra Trabzon maçına bakacak. Şimdi şu var. Biz mesela böyle beşer maçlık puanlar yapıyoruz ya. Hep yaparız. Ben de yaparım. Hani Kaç pospağa, puan ben... yazarsınız Turgay abi? İşte şunu söylüyorum. Yazıyoruz ya böyle 10 puan 15 puan. Ya Başakşehir maçına yazdım puanı. E Burak Yılmaz sakatlandı. Ne oldu? Galatasaray. Yazıyoruz. Mesela diyoruz ki şu maç. Bu hafta Malatya maçı. Maçı 5-0 kazandı. Mustafa sakatlandı. Ne oldu? Yazabilir misin bir dahakine? maç maç gideceksin. Maç maç. Ben yazmam. Başakşehir deplasmandan gelsin o Beşiktaş'ı göreyim. Orada dediğim gibi kazanıyorsa oynayarak mı kazanıyor? Bekleyerek mi kazanıyor? Bir görelim. O Beşiktaş ne kadar oyunu tutuyor. Ne kadar özgüven kazanmış. İki galibiyet bir özgüven getirdi. Diğer bir bile fark koyuyor. Lens gol attı düşünme. Lens kafa gol attı ya. Bu arada Lens le ilgili hoca gelir gelmez antrenmanlarda Lens bir kıpırdanmış. O da hoca da antrenmanlardaki performansından memnun kalmış diye haberler geliyor. Evet. Çiğdem bana dedi ki Sergen Hoca ne yapar? Şunu yapar dedim. Adem'in karşısına alır böyle yapar. Der ki kardeşim ben senin gibiydim. Evet evet. Bak ben senin gibiydim. Eğer akıllı adamsan sağa sola koşup kendini yorma. Dinç kal top ayağına geldi mi doğru iş yap. Sen insanlara hoş görünmek için sağa sola koşayım geriye koşayım diyorsun. Ayağına top gelince enerjin bitiyor. Sen bu adam değilsin. Sen benim gibisin. Benim gibi oyna. Dedi der dedim. Adem de onu dinler. Şu anda Adem bile farklı oynuyor. Yeterli mi? Değil. Ama artık Boğa Tenk'te bir adam var arkasında. Hemen Fenerbahçe'nin de gazete manşetlerine bakalım. Yönetim, teknik et, futbolcular tek yürek. Biz şampiyon olacağız. Başlığı atılmış Foto Maç gazetesinde. Bu arada hemen hatırlatmasını yapalım. E, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç bugün 14'te Fenerbahçe TV'de açıklamalarda bulunacak. Biz de ekranlarımıza getireceğiz. şu manşet. Ee, ekranla mı şu anda? Biz şampiyon Biz oluyoruz. şampiyon olacağız. Ekrana getirecek birazdan yönetmenimiz Seval. Ben Ali, onu getirince ayağa kalkayım. Ali Koç, akılla, mantıkla izahı olmayan işler yapılıyor. Muhtemel bir şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor dedi. Ersun Yanal, biz yine en iyi bildiğimiz işi yapıp sahada oynayacağımız futbolla sezon sonunda o kupayı kaldıracağız ifadelerini kullandı. Futbolcuların birleştiği ortak görüşse... Artık sahada hakemleri değenmeliyiz. Sonuna kadar savaşacağız. Şampiyonluğumuza engel olamayacaklar. Kalkabilir miyim efendim? Se Sayın evet efendim. kalkabilirsiniz. Şu şampiyon olacağız başlığı var değil mi? Manşette evet. Var. Şimdi hatta çekebiliyorsak beni de yanına alsın. Şimdi bana Galatasaray düşmanı dediler. Beşler düşmanı oldum. Fener düşmanı. Bu sene de Fenerbahçeli oldum. Evet evet <laughs> oldunuz. Şimdi Sayın Ali Koç. Bir, şampiyonluğu önünüzü kesmek isteyen kimse yok. Böyle bir şey yaratmayın. Kendinize kandırmayın. Sanal kesen... düşmanlar yaratmayın. Ben size gerçek şeyi söyleyeceğim. Bak önünüzü kesen bu adam. Önünüzü kesen bu adam. Önünüzü kesen Ersun Yanal. Ben ligin 5 haftasından beri burada bas bas bağırıyorum. Diyorum ki Ersun Yanal Fener şampiyon olamaz. Niye? Hakem hatalarını sonra konuşacağız. Ben size şimdi son baştan bahsediyorum. Sayın Ali Koç. Siz teknik adam olsanız. Kendi sahanızdasınız. Allah'ın aşkına. Tolga Ciğerci ile mi çıkarsınız sahaya? Tolga Ciğerci ile sahaya çıkar mısınız? Neden Deniz Sürücü değil? Deniz Sürücü de değil. Kim? Deniz Sürücü, de Ferdi Kadıoğlu. Ayağına top yakışan, kapalı savunmayı açabilecek bir adam. Sen Trabzon deplasmanındaki gibi şeyle çıkıyorsun.